Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çivi kullanarak gideni geri getirme ile ilgili bir ritüelden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle bu görmüş olduğunuz tılsımı herhangi bir gün veya herhangi bir saatte beyaz renkli bir kağıda herhangi renk yazan bir kalemle çizin. Ardından size geri gelmesini istediğiniz kişinin tahmini boy uzunluğu kadar siyah renkli bir ip alın. Sonrasında bu ipi 3 defa katlayın. Hemen sonrasında geri gelmesini istediğiniz kişinin ismini ve anne ismini söyleyerek 11 ayrı düğüm atın. Havva oğlu kızı falan. Bu şekilde. Akabinde bu düğüm attığınız ipi ve bir adet yeni veya eski çiviyi tılsım yazılı kağıt üzerine indirin ve şu söylemi 49 defa tekrarlayın. Şöyle: bu tılsımın meleğini bana hizmet etmesi için görevlendiriyorum. Ey akılları ve ruhları çekip sırları açığa çıkaran hizmetli. Bana verilen bu sırla benim enerjimi yükselt, onun kalbini ve aklını bana aşk ve itaatle getir şeklinde 49 defa tekrarladıktan sonra düğümler attığınız bu ipi alıp çiviye sarın. Sonrasında bu çiviyi tılsım içerisine yerleştirip ardından bir folyo içerisine bırakın. Bu şekilde. Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra her gün güneş battıktan sonra bu ritüeli bir tencere veya metal bir tabak içerisine yerleştirip ateş üzerinde 10 dakika kadar ısıtın. En kısa sürede istediğiniz kişi pişman olmuş bir şekilde size dönecektir. Daha büyük bir sevgiyle. Bu yöntem ile sizi terk eden kişinin kalbini yakacak ve geri dönmesini sağlayacaksınız. Bu uygulamayı aynı zamanda anlaşmazlık yaşayan evli eşlerin arasını düzeltmek için de uygulayabilirsiniz. Bu ritüeli uygulayan herkese bundan bir fayda vardır. Manevi bilgiler ile ilgili zaman içinde unutulmuş olan bazı önemli kurallar vardır. Bu kuralların unutulması da günümüzde mevcut uygulamaların çalışmaz çizimler haline gelmelerine neden olmuştur. Çünkü genelin anlayabilmesi ve uygulayabilmesi için gerekli olan şartlar ve kurallar kaybolmuştur. Her özel öğretinin sembolleri ve işaretleri olduğu gibi manevi bilgilerinde kendine has sembolleri ve işaretleri tılsımlar şeklinde zuhur eder. Yani belirli bir alana hitap ettiğinizde o alanın dilinden konuşmanız gerekir. Çünkü her insan özünde maddi olmayan manevi bir öze sahiptir. Her bir öz doğası gereği farklıdır ve manevi bilgiler ile yönetilebilir bir ilişki içerisindedir. Bu yöntem herkes tarafından uygulanabilen ve genel bir ön hazırlık yapılmasına gerek olmayan yöntemlerdendir. Biz bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu ritüel için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Bu ritüelin kıymetini bilin. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.